Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma uzmanımız Kutay Korap'la beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Yeni günde piyasalardan beklentileri öncelikle ele alalım. ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan bizimle birlikte. Burak Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Dolarda bir miktar rallinin soluklanması borsalara bugün için rahat bir nefes aldırır mı tartışıyoruz sabah saatlerinden bu yana, ne dersiniz? Günaydın Zeynep Hanım. Dediğiniz gibi dolar endeksinde özellikle 114,5'lardan bir düzeltme var. 113'lere kadar bir gevşeme olmuştu. Sonra 114'lere tekrar tepki verdi akşam saatlerinde ama o bölgeyi tekrar geçemeyince kendini aşağı doğru çevirdi. Bugün özellikle dolar endekslerinde 113 bölgesi çok önemli bir destek bölgesi olacak. Buranın altında daha da rahatlama görebiliriz piyasalarda. Özellikle bugün saat Powell'ın saat 2.30'da konuşması var. Belki piyasalar burada kendini hani bir tepki yapacak fırsat bulur mu? Çünkü özellikle borsalarda da bu hafta çok sert bir satış geldi ve ortalamalardan çok uzaklaştık. Şimdi sabah saatlerinde baktığınız zaman ilk tepkiyi veren aslında Bitcoin tarafı oldu. Bitcoin özellikle yurt dışı piyasalarda işte özellikle Nasdaq'la korelasyonu çok fazlaydı. Bu kadar sert dünya piyasalarının düşmesine rağmen o 18.200'e hep korunmuştu. Ve sabah saatlerinde 20.200'lere bir tepki vererek aslında ilk yukarı tepkiyi veren enstrüman oldu. Burada hareketin 21 binlere kadar devam etme olasılığı olabilir Bitcoin tarafında. Artık özellikle 18.200 önemli bir destek oldu. Borsalar açısından baktığınız zaman dedik ki bir önceki diplerin test edileceği bir hafta olacak. İşte özellikle S&P dün 3660'ı 2-3 kere denedi. Burayı bir türlü kırmadı ve tekrar sabah saatlerinde 3700'lerde güne başlıyoruz. Burada özellikle şu 3716 bölgesinin üzerine S&P'de atabilirsek 3740 ve ondan sonra belki 3765'lere doğru bir tepki olasılığımız var. Çünkü özellikle 20 günlük ortalamalar 3850'lerde kaldı. Yani satış çok sert geldi. Buradan bir tepki yapmaya çalışacağız. Tabii bu tepki hani her şey tekrardan yukarı rally başladı demek değil. Bu bir tepki olacaktır. Altın fiyatlarında da sabah saatlerinde dolar endekslerinin gevşemesiyle beraber 1620'lerden bir toparlanma var. Özellikle ons altında 1650 ve 1655'lere kadar hareketleri normal görüyoruz ama özellikle buranın üzerine geçmesi çok kritik olacaktır. Özellikle 1655 direnci kritik seviye. İçeride borsaya baktığınız zaman dün de söyledik, yurt dışındaki bu kadar satış baskısına rağmen, içerideki farklı anomalilere rağmen bir şekilde tutunuyoruz. Bu da hem içeride çok fazla yabancı olmaması belki satışları bir nebze sınırlı kılıyor. 3200'lerin üzerinde tutunmaya çalışan bir BIST var. 3350 ve 3390 ileriki günlerde hep önemli dirençlerimiz olacak. Hani bu yatay bölgeyi ilk etapta çok rahat geçebileceğimizi düşünmüyoruz ama 3200 ile 3350 arası hareketin devamını bekliyoruz. 3200'leri şu anda kırması için bir sebep yok. Hani olur yurt dışı piyasalar bu destekleri kırar, bir dalga daha satış gelirse belki o zaman 3200'leri kırıp 3000'lere doğru bir hareket olabilir ama onun haricinde şu anda 3200'lerin tuttuğunu görüyoruz. Vadeli işlemler 3650 yatay başladık. Özellikle Viyop tarafında bugün 3626 ve 3600'lerin destek olacağını, yukarıda da 3685'in çok önemli bir direnç olacağını kısa vadede görüyoruz. 3685'in kırılmasıyla belki piyasalarda bir rahatlama gelebilir. İçeride dolar TL'ye baktığınız zaman da 17.48 ile 18.40 arasına oturdu. Özellikle kısa vade 18.40 seans içi bir destek gibi gözüküyor. 18.40'ın altında kapanış görmediğimiz sürece oradaki momentumun yukarı doğru ivmelenmesini yavaş yavaş bekliyoruz. Kısa vadede bugün için ilk bakarsak 18.48-18.40 ilk direnç seviyesi de 18.56 olarak görülebilir. Yani dolar tarafında da biraz kademeli çıkış 18.40 kırılmadığı sürece sanki ileriki günlerde devam edecek gibi Zeynep Hanım. ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan, çok çok teşekkür ederiz. Aktardığınız teknik seviye.